Evet. Pardon hocam, Beren Sadık Kakaç hocamız bağlanamadığını söylüyor. hocam. Hemen Ceyda Hanım kendisiyle iletişime geçecektir. Evet, Cebimde. bağlanamıyorum diyor. Belki yeniden bir link göndermek gerekebilir hocamıza. Ben Tamam. göndermiştim, aktarma olduğu için belki problem çıkmış olabilir. Tamam hocam. Hemen Ceyda Hanım ilgileniyor şimdi. Evet, sanırım başkanım da aramıza katıldı. Orkun Bey, sözünüzü kesmiş gibi oldum efendim. Rica ederim. Ben daha boşluğu doldurmaya çalışıyordum. Daha sonra Evet. isterseniz Ben toplantı size söz sonrası vereceğim yani sonunda. daha Size detaylı söz bilgi vereceğim verebilirim. sonunda. Selamlar Orkun Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Nurettin Hocam siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Reşat Hocam. Merhabalar. Sayın Merhabalar. Başkanım. Efendim, başkanım da aramıza katıldığına göre şimdi diğer katılımcılarla ilgili de Ceyda Hanım tekrar bir kontrollerini yapacaktır. Ben daha fazla sizlerin vaktinizden çalmamak adına bugün gerçekleştireceğimiz toplantımızı da başlatmayı arzu ediyorum izninizle efendim. Sayın Başkanım, değerli bürokratlar, sayın hocalarım, saygıdeğer sanayiciler. Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen yeni nesil nükleer reaktör teknolojileri ile ilgili çevrim içi toplantılarımızın dördüncüsünü bugün Ergimiş Tuz Reaktörlerinin yurt dışındaki örneklerine ve bu reaktörlerdeki ısı kazanımı ile ilgili imkanlara odaklanan gündemiyle gerçekleştiriyoruz. Toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Toplantımıza başlamadan önce toplantımızın ASO resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandığını ve kayıt altına alındığını belirtmek isterim. Toplantı kayıtlarımız kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında işlenmekte olup yasal uyarılarımıza istinaden rızası bulunmayan katılımcılarımızın kameralarını kapatabileceklerini ya da toplantıdan ayrılabileceklerini anımsatmak isterim. Tüm sorular toplantı sonunda yanıtlanacak olup sorularınızı chat bölümünden direkt yazabilirsiniz ya da toplantı sonunda sözü alarak da iletebilirsiniz. Yoğunluktan dolayı cevaplanamayan sorularımız olursa NÜKSAP'taki ilgili arkadaşlarımız sizlere yazılı olarak geri dönüş sağlayacaktır. Bugün toplantımızda bizimle beraber olacak değerli hocamızdan da biraz bahsetmek istiyorum. Beren hocamdan. 1978 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden mezun oldu. 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1988 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktora derecelerini aldı. 1997 yılında Osman Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı'na profesör olarak atandı. Uzun yıllar dekan yardımcılığı, üniversite yönetim kurulu üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde de bulunan Profesör Erbay, halen meslek odaları, valilik ve üniversite kurullarında danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmaktadır. Profesör Erbay, ulusal projeleri yürütmenin yanı sıra uluslararası projelerde gözlemci olarak yer almakta ve proje ekip üyeliklerini de sürdürmektedir. Efendim, toplantımızın moderatörlüğünü yapmak üzere Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nurettin Özdemir'i arz etmek isterim. Buyurunuz başkanım. Çok teşekkür ederim Burcu. Öncelikle hepinizi şahsım ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Bizim bu nükleer yolculuğumuzda bize destek olduğunuz, bizi izlediğiniz ve bizim halk kitlelerini haberdar etmemiz, bilgilendirmemiz açısından bize destek olduğunuz için de hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Genel bir alışkanlık olduğu üzere Türkiye'de herkes randevusunda biraz geç kalıyor. Ben de aşağıdaki bir toplantıda hazır olmasını bekliyordum. Onun için ben de biraz geciktim. Vaktinizi çaldığım için çok özür dilerim. Ben çok lafı uzatmadan sözün sahibi olan bugün bize eminim bilgi dağarcığımızı artıracak çok güzel şeyler aktaracak olan Berin Hocama sözü bırakmak istiyorum hemen. Bu arada ilave etmek isteyenler olursa onlar da söze katılabilirler. Berin Hocam söz sizin efendim. Çok Ve teşekkür büyük bir ederim. merakla dinliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hem davetinize hem de katılımcıların bu konuda gösterdiği ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ben paylaşım sağlayarak sözlerime hemen
başlamak istiyorum. Kendim sunuşumu açmak istedim. Burcu Hanım'ı görüyor muyuz? Şu anda görüyoruz hocam. Tam ekranda yaptığınız çok güzel. Evet. Toryum ergümüş tuz reaktörleri çalışmaya başlamıştık. Bugünkü en önemli konumuz Japonya örneği. Japonya'da neler yapılmakta, neler çalışılıyor? Detaylı bir şekilde onlardan bahsedeceğim. Vaktimiz kalırsa da ısı değiştiricilerine geçeceğim. Bu arada bu iki konu arasındaki başlığa bakarken bu başlıklardan toryum ergümüş tuz reaktörlerin Japonya örneğinden hareket etmek yolculuğumuzu ısı değiştiricilerine getirmek için araya da bir kişisel yolculuğumu da ekleyerek devam edeceğim. Ergümüş tuz reaktörlerin Japonya'da neler oluyor diye baktığımız zaman bir kere karşımıza ilk çıkan şey MSR Fuji adını verdiğimiz bir tanımlamayla ve Tourism Nest diye verilmiş bir kısaltmayla karşılaşıyoruz. 1980'lerde MSR Fuji reaktörün ve bu reaktör örneklerinin topluca adı bu Fuji. Doktor Kazuo Furukawa önderliğinde bir Japon grup tarafından geliştirilmiş bir öneri bu. Bununla karşılaşıyoruz. 1983 yılında Toryum Altın Salt Nükleer Enerji Sinerjetik Sistem olarak Tourism NES adında bir kavram sunulmuştur. Ve bu kavram üzerinde içinde yer alacak şekilde diğer bilgiler oluşturulmuştur. Bu uluslararası ergümüş tuz simbiyotik sistem kavramına gittikten sonra Kazuo Furukawa'nın 2008 yılında uluslararası toryum ergümüş tuz oluşumunu kurduğunu görüyoruz. Bu oluşum normal olarak kavramsal tasarımlar, güvenlik analizleri, ETR teknolojisinin temel çalışmaları neyse onları yapmak üzere kurulmuştur. Kar amacı güç gütmeyen bir kuruluş bu. 14 ülkeden de üyeleri var, yabancı üyeler. Türkiye'den de ben içlerinde bulunuyorum. Normal olarak üyeleri tabii bu konuya gönül veren insanlar ve özellikle de bu konuda çalışan araştırmacılar ve mühendisler var bu forumun içinde. Forum aslında Generation 4 International Forum dediğimiz bütün güvenli reaktörlerin ve dördüncü nesil reaktörlerin özetlendiği biliyorsunuz bir forum var. Onun ergümüş tuzlarla ilgili olan sistem yönlendirme komisyonunda kurulduğundan beri de gözlemci olarak bulunuyor. Tabii bu arada sanıyorum Sadık Hoca yine bağlanamadı, bana telefon ediyor. Alo hocam, sunuş yapıyorum şu anda, arkadaşlara ilettim durumunuzu. Kim bu Furukawa diye tabii bakmamız lazım. Çünkü işin başını tutmuş ve bu çalışmaları yürütmüş bir insan. Görüyoruz bir sürü üniversitelerde çalışmalar yapmış. Kendisi kimyacı. Özellikle sıvı yapılarla ilgileniyor. Ergümüş metaller, ergümüş tuzlarla ilgileniyor. Yüksek sıcaklık ergümüş sıvılarla ilgili olarak Japon Atom Enerji Araştırma Enstitüsü'nde görev almış ve orada sodyum laboratuvarının da başkanlığını yapmış bir insan. Özellikle yüksek sıcaklıktaki ergümüş tuz laboratuvarında yeniden görevlerinin olduğunu görüyoruz. 1980'li yılında akseleratörüm altın salt breeder diye kısaltmasını yaptığımız hızlandırıcılı bir ergümüş tuz üretici sistemin önerisini yapmış ve toryum altın salt nükleer enerji sinerjik sistem tourism'de kavramsal olarak ortaya atılmasını sağlayan kişi. Burada gördüğümüz şey şu: aslında Furukawa'nın ömrü boyunca ergümüş tuzlarla ve toryumla uğraştığını görüyoruz. Buradaki Fukushima Daiichi reaktör kazası biliyorsunuz 2011 yılında oldu, Mart ayında oldu. Kendisi Aralık'ta vefat etti. O sene kazadan sonra kendisi özellikle işte Japon Atom Enerji Kurumu'nun, Japon Devleti'nin kendisini davet ettiğini, görüşlerini aldığını ve televizyonlarda ilk defa meşhur olduğunu söylemişti. Vefatından çok kısa bir süre önce. Evet,
Daha sonra Furukawa tarafından 2010 yılında biz Thorium Technology Solutions diye bir şirketin de kurulduğunu görüyoruz. Bu ticari uygulamalar için şirket kurmanın gerekli olduğundan dolayı hareket edilmiş bir şey. Tabii hem bu şirket hem forum karşılıklı olarak mutabakat anlaşması yapmışlardır. Daha sonraki dönemde de buraya bir başka ticari firma, Mostek firmasıyla da karşılıklı anlaşma yapmışlardır. Forumun uluslararası olarak birçok ilişkisi var ama en çok üstünde durdukları Çin'le süren işbirlikleri, Endonezya ile ilgili bir işbirliklerini görüyoruz. Orada özellikle lisanslama olasılığıyla ilgili çalışmaları beraber yürütmeyi istiyorlar. Ve Kanada'nın Terrestrial Energy diye bir Kanada diye şirket var biliyorsunuz. Onlarla da görüşmeleri devam ediyor. Furukawa'dan sonra yönetim kuruluna başkanlık eden Risu Yoshioka zaman zaman bizim yabancı üyelerini, bizleri bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmelerden bir tanesinde 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya'nın bir karşılıklı mutabakat anlaşması yaptıklarını, yenilikçi inovatif reaktör geliştirmek adına imza attığını duyurusunu gördük ve Japon hükümetinin de 2019'dan itibaren yenilikçi reaktörler çalışmaya başlamasına karar verdiğini görüyoruz. Japon hükümeti özel şirketlere çeşitli tipte yenilikçi reaktör önermek için açık teklifte bulunmuştur. Bu reaktör tipleri hafif sıvı reaktör, yüksek sıcaklıklı gaz reaktör, hızlı üretken reaktör. Bunların arasında MSR da var. MSR ile ilgili bütçenin henüz bu yıl diyor küçük tutulmasına rağmen ilerleyeceğini düşünüyoruz diyor. Japon hükümeti yine aynı 2019 yılından itibaren de bu şirketi hem şirketi hem forumu ve şirketler arası işbirliğini de desteklemeye başladığını ifade etmiştir. Şimdi mesele nedir? Meseleye nasıl bakılmıştır? Japonya'da Furukawa'nın önderliğindeki çalışan arkadaşlarımız meseleyi böyle bir grafikte özetlemişler. Teknik problemlerimiz var. Bugün geldiğimiz nükleer teknolojinin bize sunduğu teknik problemler var. Ben dinleyici arkadaşlarıma bir göz gösterdim. Konudan çok uzak olanlarla çok konuyu detaylı bilenler arasında geniş bir yelpaze olduğu için bunu detaylı anlatma ihtiyacı duyuyorum. Uranyumun çok yerel olması, tekelleşmiş olması karşımızda bir problemdir. Çevresel açıdan ısıl kirlilik, asit yağmurları, sera etkisi, uranyum ötesi elementlerin üretilmesi, kriptozinon gibi bağırsak gazların salınımları ve düşük seviyeli atıkların ancak bakımla tutulduğunu biliyoruz. Bu arada nükleer olarak hani askeri satmaları da konumumuzun müsait olduğunu biliyoruz. Plütonyumda bir sıkıntı var. Plütonyum çünkü zayıf gama ışınlarına sahip. Dolayısıyla plütonyumun terörle bir şekilde ele geçirilmesiyle, kaçırılmasıyla gibi güvenlikle ilgili zorluğu var. Mekanik olarak, güvenlik olarak onlara baktığımız zaman karşımıza mekanik olarak arızaların çıkabildiğini görüyoruz. Nükleer olarak reaktivitedeki artışlar olabiliyor. Burada esas sorun şurada belirttiğimiz katı yakıt sorunu. Yani hem katı yakıtın imalatı var, yapılandırması var, bunların kullanımı var, taşınması var, tekrar yeniden işlenmesi var. Ve katı yakıt olduğu için yüksek sıcaklıklara kaza halinde, varılması halinde de kağıttaki erimenin yeniden kritik olmanın gibi sıkıntılarını bize yaşatıyor. Genelde üretken yakıt çevrimleri söz konusu. Bunlar önemli diye düşünüyorsak da bu üretkenliğin tamamlanmış olması, döngünün tamamlanmış olması çok zor. Burada biz bir yakıt tüketilirken yenisinin üretilmesine breeding diyoruz ve bu tükettiğimiz fisil olan, üretken olan malzeme fisil olan bir yeni yakıta dönüşmesi için dönüştükten sonra iki katına çıkıyorsa bu elde ettiğimiz fisyon yapabilen yakıt, bunun bu süreye ikileme zamanı diyoruz. Bu zaman çok uzun bir süre.
Reaktörlerde biliyorsunuz yerleşkelerin seçilmesi ve yerleşimlerin bulunması çok zor. Dolayısıyla güç seviyesi, burada güç seviyelerinin yüksek olması da bu zorluğu bize yaşatıyor. Efendim hocam. Arkadaşlar size yeniden link gönderdim. Berin hocam. Evet. Berin hocam duyabiliyor musunuz beni? Bölüyorum sunumunuzu. Hocama ulaşamıyoruz. İletişim bilgilerini direkt mesaj yoluyla direkt bana iletirseniz hemen arayacağım hocamı. Ulaşamıyoruz çünkü. Peki nasıl yapalım bunu? Chat bölümünden beni seçin isterseniz oradan direkt direct mesaj olarak. Kişiyi paylaş diyorum. Sizinle kimin kaydı var bende acaba? Ceyda Hanım'ın vardır büyük ihtimalle. Ceyda Hanım'a da gönderebilirsiniz hocam. Peki. Gönderiyorum o zaman. Tamam. Teşekkürler hocam. Peki. Göreceğiz. Evet. Halbuki ulaşmak istediğimiz böyle bir müşkül bir durum değil. Daha kolay, daha güvenli, daha gerçekçi çözümlere ulaşmak istiyoruz. Yeni bir fisyon teknolojisine ulaştığımız. Bu yeni fisyon teknolojisine ulaştığımız zaman neler erişmemiz lazım? Karşımıza toryum çıkıyor, daha yaygın ve popüler olduğu için daha yüksek ısı verimlere erişebiliyoruz. Dolayısıyla salınımların olmamasının mümkün olduğunu görüyoruz. Burada uranyum ve ötesi elementlerin ihmal edilebilir kadar üretilmesi söz konusu. Yalıtılmış, daima yalıtılmış bir sistem söz konusu ve bir minimum akım ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz plütonyum üretimi olmayan ama plütonyumu yakabilen bir sistem tercih edebiliriz. Toryumdan yüksek gama ışınlı olan uranyum 233 elde ediyor. Dolayısıyla bu yüksek gama ışınlı demek yüksek enerjili maddenin kolay kolay çalınması, kaçırılması, şey yapması mümkün, yanına yaklaşması mümkün olmayacak, daha güvenli olması anlamına geliyor bizim açımızdan. Bir kimyasal olarak patlamanın olmasını yaşamak istemiyoruz. Düşük basınç bunu bize sağlayabilir. Dolayısıyla ortaya sıvı yakıt seçeneği çıkıyor ve dolayısıyla ciddi bir kazanın olmaması çıkıyor. Ergimiş tuz yakıt çevrimi de daha basit bir çevrim haline gelen yeni bir çevrim olarak önümüze geliyor. Böyle bir sistemin ikileme zamanı da 5-10 yıl gibi diğerine göre son derece kısa olabilir diye hesaplamaları yapabiliyoruz. Dolayısıyla küçük boyutlu ve esnek boyutlu da yapabiliriz. Şimdi buradaki beklentileri karşılayan çözüm nedir? Yeni fisyon teknolojisini oluşturması gereken ögeler nelerdir? Bunları buraya alt alta yazdığımız zaman karşımıza üç tane prensip çıkıyor. Furukawa'nın özetlediği prensiplerde bu simbiyotik toryum üretken yakıt çevrimi sistemi prensiplerin birincisi toryumun kullanılması, ikincisi ergimiş florür yakıt teknolojisinin uygulanması, üçüncüsü de fisil üretkenlerin ve güç üreten fisyon reaktörlerinin ayrılması. Malum toryum kullanılması bize neleri getirecek? Doğal toryumun fisyon yapamadığı için bunun uranyum 233'e dönüşmesi gereği ortaya çıkacak. Katı yakıt işlemek yerine sıvı yakıtla çalışmak söz konusu olabilecek. Dolayısıyla da uranyuma göre 3-4 kat daha bol toryumla karşılaşmış olacağız. Ve bu şekilde uranyum 233'le başlayan fisyon dolayısıyla da bizim uranyum ötesi elementlerin üretilmesinin olmayacağını pratik olarak söyleyebiliriz. Ergimiş tuzlarla ilgili bu yakıt teknolojisinin uygulaması demek bize üç tane fonksiyonu bir arada sağlayan ortam demektir. Yani hem yakıtınız hem yakıt çevresinde dolaşacak nötronların güvenliğini, nötronların çevreye saçılmasını önleyecek battaniye dediğimiz yapının nükleer reaksiyon ortamının olmasını sağlayacak. Hem de aynı zamanda bu ergimiş tuz yakıt, bizim ergimiş tuz akışkanımız bize ısı transferi ve kimyasal
proses ortamını da sağlamış olacak. Dolayısıyla böylece üç ortam, üç fonksiyon bir arada olacak. Eğer erimiş flört yakıt teknolojisi kullanılırsa diyoruz. Üçüncü olarak söylediğimiz güç ve üretkenlik fonksiyonlarının ayrılması. Bu önemli. Çünkü üretken reaktör yaptığınız zaman son derece kompleks, karmaşık işletimi ve idaresi zor bir yapı ortaya çıkıyor. Halbuki güç reaktörüyle üretkenlik özelliklerini birbirinden ayırdığımız zaman güç üreteceğiniz reaktöre hazır fisyon yapabilen malzemeyi koyacağımız için bu malzemeyle çalışması ve o reaktörü kontrol etmesi daha basit, daha güvenli, daha ekonomik, daha esnek olabilir. Nerede bu MSR fujiler? Bizim reaktör modellerimizin arasında ona bakalım. Japon modeli fujinin biz şöyle nötron spektrumuna göre reaktörü bir kere baştan ikiye ayırıyoruz. Termal ergimiş tuz reaktörler, hızlı ergimiş tuz reaktörler diye. Bu tamamen nötronun enerjisiyle alakalı. Çünkü nötron oda sıcaklığındayken, burada 17 derece diyor mesela, 17 derecedeyken sahip olduğu kinetik enerjiye göre termal nötron olarak adlandırılıyor. Bu şu demek, tabii biraz bizi zorlayan büyüklükler var nükleerde. Oda sıcaklığındaki bir yakıtın fisyondan sonra çıkan nötronların hızının 2200 metre saniye olduğunu söylüyor. Dolayısıyla termal nötronlarda bu nötron hızını elde etmek için bir yavaşlatıcı kullanılması gerektiği anlamına geliyor. Evet, termal nötronlarda iki grupta, diğer reaktörler de öyle, iki grupta değerlendiriyoruz. Bu yeniden işleme özelliğine göre, yani eğer yakıt yeniden işlenerek işlenmesi söz konusuysa, bunun çevrim içinde olması, online olması ya da çevrimin dışında yapılıp reaktöre aktarılması gerekir. Çevrimin dışında olduğu zaman, yeniden işleme çevrim dışı olduğu zaman orada fujinin yapılandığını da görüyoruz. Burada diğer Amerika, Kanada, Çin firmalarının da bu bölgede reaktör tasarımları yaptıklarını görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nde çalışılan reaktör, ergimiş tuz reaktör, bu grupta. Onlar hızlı reaktör, hızlı nötronlarla çalışan bir tasarım çalışıyorlar. Japonya modelinde, ETR Japonya modelinde biz sistemi tanıtalım. Sistem nasıl bir yapıya sahip olarak düşünülüyor? İki döngülü deniliyor. Aslında biz şuradaki açık mavi ve koyu mavi olan bölümü iki bölüm diyoruz. Aslında şurada üretimi olan bölüm de var. Üçüncü döngü olarak. Fakat o üçüncü döngüyü, ve başka hidrojen üretimi gibi, ısı üretimi gibi, deniz suyunun tuzundan arındırılması gibi, arındırma işlemleri gibi işlemlere de dönüştürebileceğimiz için sadece iki ana döngüden bahsediyoruz. Bu döngülerden birincisi reaktörün kalbinin yer aldığı döngü. Burada kimyasal işlemeyi dışarıda göstermek için böyle bir şematik şekil görüyorsunuz. Reaktörün kalbi burada. Reaktör içinde sıvı yakıtımız var. Bu sıvı yakıt ergimiş tuz yani. Ergimiş tuzumuz var. Lityum, berilyum, florit üzerine kurulu, toryumun katıldığı ve fisyon yapabilen uranyum 233'ün katıldığı bir ergimiş tuz yakıt bu. Bu yakıt burada fisyon yapıyor. Sıcaklığı 700 derece olduğu zaman derhal sistemi terk edip ısı değiştirici, bir ısı değiştirici de soğuması sağlanıyor. Tekrar 560 derecede reaktörün içine dönmesi gerekiyor. Burada ısı değiştiriciyle bağlanan soğutma sistemi de bir başka tuz. Hani öğrenciler gibi okuyayım. NaBF4 sodyum florür şeklinde bir tuzumuz var burada. Bununla da sistemi soğutuyoruz. Kalan bu jeneratör, türbin jeneratör sistemine bağlanacaksak da burada bir ikinci buhar üreticinin, steam jeneratörün olması gerekiyor. Dediğim gibi hem tuz arıtmada, hidrojen üretiminde,
ya da bölgesel ısıtmada kullanabileceğiniz bir sistem düşünüyorsanız buraya onları da monte edebiliyoruz. Basıncın çok düşük olduğunu söylüyoruz. 0.5 megapascal gibi. Bu ne demektir? Bu tabii bizim için acil kalp soğutma sisteminin, muhafaza soğutma sisteminin, besleme suyu havuzunun, otomatik basınç düşürme sisteminin olmayacağı bir sistem sahibiyiz demektir. Bunların hiçbirinin olmadığını düşünürseniz, bunlardan kaynaklanacak arızaların da olmadığını söylüyoruz. Dolayısıyla daha basit, güvenli bir sistemi elde etmiş oluyoruz. Tabii burada ısı değiştiriciler, jeneratör, pompalar, burada pompalar bizim için önemli borular, önemli elemanlar. Binası nasıl olabilir böyle bir reaktörün dediğimiz zaman? MSR Fuji Santrali için önerilen, sunulan genel görüş böyle. Gördüğünüz gibi burada MSR Fuji 3 tane ana binadan oluşuyor. Bu binalardan birincisi, bu bina, gösterdiğim bina, reaktör binası. Reaktör binasında tabii kalbin olduğu yer burası. Burada yüksek sıcaklık muhafazası var bunun etrafında. Tahliye tankları var gördüğünüz gibi. Radyoaktif atık için bölgesi var. Bu reaktör binası içinde çelik astara sahip ve yarı küresel bir şekilde de bir reaktör kabına, kubbesine sahip. Bu reaktör binası diğer grupla bir aynı ortak zeminde kurulmuş durumda. Gördüğümüz ikinci bina kontrol binası. Ana kontrol binası aslında jeneratörün olduğu bölgeye de buhar jeneratörüne de sahip. İkisi bir arada. Burada reaktör kontrolü için görevlilerin, personelin çalışması için bir bölge olarak da burası düşünülmüş. Türbin jeneratör binası var. Türbin jeneratör binasında bildiğimiz elektrik üretimi için gerekli sistemler burada. Elektrik güç sistemleri ve bunların yedekleri burada. Piller burada. Bir de aynı zamanda bütün sistemde bir elektrik kesintisi yaşanır diye elektrik olmadan da açılıp kapanmayı sağlayacak şekilde bir elektrik kaybı önleyici bir istasyon yedek piller sistemde var. Burada gördüğünüz kalbin olduğu bölgede bir kere reaktör kabının kendisi, bu Astoloyen olarak hep tasarımlarda yer alıyor. Yüksek sıcaklık muhafazası var etrafında. Bir de tekrar reaktör binası var. Dolayısıyla biz buna 3 seviyeli muhafaza güvenliği sağlanmıştır diye tanım getiriyoruz. Tabii yakıt sadece kalp içinde kritik olduğu için son derece güvenli. Reaktör dışına çıkacak olan sıvı akışkan, ergimiş tuz, kalpte ısı değiştiricinin içinde de borularda da olacak. Ama buradaki hacimler dolayısıyla bunların hacimleri hesaplandığı için buralarda yeniden bizim ergimiş tuzun kritik olması, yani buralarda yeniden kazari güç üretimleri söz konusu olmayacak. Herhangi bir sızıntı ve çatlak olması halinde buradaki ergimiş tuz tabanda bulunan dökülme tavasından acil boşaltma tankına alınabilir. Buradan yakalanabilir. Bir de ayrıca buradaki sistemde yüksek sıcaklıklara kazara çıkıldığı zaman freeze valve adını verdiğimiz bir sistem var. Bu freeze valve eriyince reaktörün içinde füsyon yapan ergimiş tuz yakıtımız buradaki boşaltma tankına geçerek zaten sistemin güç üretmesini engelliyor. Bize gönderilen kesit görüntüler Fuji ve mini Fuji reaktör kabı modelleri bu şekilde. Fuji olarak adlandırılan yapının boyutları 5.4 metre çapa sahip, 4 metre yüksekliğe sahip. Güç seviyesi olarak da 150 megawatt elektrik gücünde olarak düşünülüp tasarlanmış. Gördüğünüz gibi iç yapısında grafit var. İç yapısındaki grafitteki bu boşluklar bizim sığ ergimiş tuz yakıtı akacağını gördüğümüz yakıtlar.
mini Fuji adı verilen reaktör modelinde ise boyutlar daha küçük, gördüğünüz gibi çap 1.8 metre, yükseklik 2 metre, aşağı yukarı kare bir silindir diyoruz buna, kare silindire yakın bir ölçekte. Mini Fuji bir pilot santral olarak düşünüldüğü için onun gücünün 7 megawatt elektrik olmasını düşünüyoruz. Burada amaç zaten deneyim sahibi olabilmek. Bizim de yapmak istediğimiz, hedeflediğimiz şey bu. Burada bir reaktörün özellikleri neler? Modüler olması isteniliyor. Çünkü modül daha küçük seviyelerde güçlere sahip olarak kullanılabilmesi mümkün olacak. Kalbin ömür boyu kalp işletiminin mümkün olması lazım. Dolayısıyla bütün kalbin durdurulması, grafiklerin hepsinin çıkarılması, yeniden yerine takılması gibi sorunların olmadan 30 yılsa ömrü, 30 yıl boyunca kesintisiz çalışması önemli bir özellik. Buradaki grafiklerin bir fabrikada üretilmesi zaten ve monte edilmesi son derece basit olacaktır. Ve bu reaktörlerde esnek yatıp yakıt uygulamaları yapılabilir. Yani buraya toryum gönderiyoruz. Uranyum 233 ondan ürüyor. Ama tabii fisyon yapan çekirdeklere ihtiyacımız var. Bu 233 olabilir. Başlangıç seviyesi için 235 olabilir. 239 olabilir. Tabii bunların kombinasyonları da söz konusu olabilir. Bizim güç boyut ve esneklik bakımından MSR Fuji'lere baktığımız zaman burada zaten en çok bunun üzerinde duruluyor. Farklı esneklikler söz konusu. Hem boyutlarda hem güç seviyesinde. Bütün bunlar sırasında beklentisi yüksek dönüşüm oranı. Bu dönüşüm oranı arkadaşlar şöyle bir şey. Toryum kullanıyorsunuz ve uranyum 233 elde ediyorsunuz. Fisyon tükeniyor. Yeni fisyon yapabilen yeni bir ürün ortaya çıkıyor. Dönüşüm oranı dediğimiz şey. Ne kadar fisyon elde edebiliyorsunuz? Fisyon yapabilen çekirdeği üretebiliyor musunuz? Onun karşılığıdır. Aynı zamanda etkili bir plütonyum ve minor aktinit yakma seçeneği de sunulması MSR Fuji reaktörlerinin önemli bir özelliği. Çünkü sökülen silahlar var. Buralardan gelecek plütonyumlar var. Gelen plütonyumlar var. Minor aktinitler var. Dolayısıyla günümüzdeki reaktörlerde kullanılan bu katı yakıtlar, kullanılmış yakıt olduktan sonra Fuji'lerin farklı seçeneklerinde yakıt olarak kullanılarak tüketilebilecekler. Burada önemli bir durum var her zaman başından beri. Toryumdan 233 uranyum elde etmemiz lazım. Çünkü uranyum 233 fisyon yapabilen çekirdek diye söyleyip duruyorum. Bunu nasıl elde edeceğiz derken Furukawa'nın önerdiği bir sistem var. 1981'de önerdiği sistem. Bunun patenti de var ama tabii 81'de alınan patenti artık bir anlamı herhalde kalmadı bugüne. Dolayısıyla bütün ergümüş tuz reaktörlerin çalışmaya başlaması için gerekli fisyon yapabilen yakıtın üretilmesinde böyle bir hızlandırıcılı ergümüş tuz fisil yakıt üretme tesisinin kullanılabileceğini tasarlamıştır. Bu tesiste bir kere proton hızlandırıcılar var. Proton hızlandırıcılar hedef olan bizim hedef yakıtına ışın proton yüksek enerjili 1 giga elektron voltluk yüksek enerjili proton gönderiyorlar ve dolayısıyla toryumlu ergümüş tuzun içinde bulunan toryumlardan uranyum 233 elde ediliyor. Bu sistemde tek akışkanın kullanılıyor olması çok fonksiyonlu tek akışkanın çok önemli ve değerli bir durum. Tabii ısı transferi ve elektrik sistemiyle ilgili donanımların da olduğunu görüyoruz. Mutlaka çalışmalar yapılırken bir planlama yapılır. Torzimnes açılım planları da şu şekilde ayarlanmış. 1, 2, 3, 4 değil de bu planlara ilgili oldukları konuyla ilgili isimler takılmış. Fisyon reaktör
geliştirme ile ilgili F planı var. Bu planın çerçevesinde mini Fuji ve Fuji ve onun versiyonlarının daha büyük ya da daha küçük ölçekli Fuji güç santrallarının tasarımları çalışılıyor. D planı içinde bu D kelimesi dry, kuru işlemeden gelen D. Bu planın içinde de kullanılmış yakıt tuzu ve battaniye tuzlarının işlenmeleri, diğer reaktörlerden gelen yakıtların da işlenmeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. A planının içinde biraz önce tarif ettiğim hızlandırıcılı ergimiş tuz, fisil, yakıt üretme tesisinin geliştirilmesi var, deneyleri, prototipleri, ticari imkanları var. Bu son planın kısa bir plan adı yok. Bölgesel merkezlerin geliştirilmesi planı diye çevirdim. Bu bölgesel merkezleri detaylı olarak zaten anlatacağım. Muhakkak sunumlarından ve yayınlanan makalelerinden, Furkan'ın isminin olduğu makalelerden böyle bir gelişim programına da rastlamış olanlarınız olabilir. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir yeni bir teknolojik sistem üretmek için bir plana ihtiyacımız var. Böyle bir planlanmış zaman çizelgesi var. Bu çizelge bize bu işe başlarsak 3 yıl sonra, 7 yıl sonra ya da 11 yıl sonra nelerle karşılaşacağımız konusunda, çalışmaları planlayabileceğimiz konusunda fikir veriyor. İlk aşamadaki programın içinde araştırma geliştirme çalışmaları büyük bir yer tutuyor. Tabii bu araştırma geliştirmeler yakıt tuzu döngüsü, soğutucu tuzun döngüsü, elektrik üretimi testleri, döngüleri bunun içinde yer alıyor ve malzemelerle ilgili çalışmalar yer alıyor. Burada bunların imalatının, işletimlerinin farklı otlarla gösterildiğine bakarsak, bunları çok önceden başlanmış olması halinde işte bir 3 yılın sonunda itibaren işletime başlanabileceği, burada integral loop'un, yani hem soğutucu hem yakıt bir araya gelmiş, birleşmiş bir loop'un oluşturulmasının 7 yıllık bir süre alacağını görüyoruz. Pilot santral var burada, Mini Fuji. Ve Mini Fuji'nin ilk önce plütonyum yakıtla belki başlatılması mümkün gözüyle bakılıyor. Bu reaktörün tasarımı, reaktörün tekrar reaktör tuzumlarının dönüştürülmesi gibi işlemlerin hepsi operasyona 7. yılın sonunda başlayabilecekleri anlatılmış. Orta vadeli planın içinde neler yer alıyor? Orta vadeli planın içinde küçük ergimiş tuz güç santrali var. Şimdi Mini Fuji olan deneysel olarak çalışmaların, bütün sonuçların öğrenildiği reaktör çalışmalarından sonra yine küçük güçlü olmak üzere Fuji Pu devam ediyor. Plütonyumlu Fuji devam ediyor. Bunun tasarımların çalışılması, işletmeye başlanması ile ilgili bunu en kısa zaman 11 yıl gibi burada gördüğünüz gibi görüyoruz. Uzun vadeli planın içinde elbette orta ve daha büyük ölçekli güç istasyonlarının tasarımları var. Bu önceki aşamaların mutlaka tamamlanmasına bağlı. Fisil üreten üretkenlerin geliştirilmesi, yani EMSB diye kısaca söylersek bunların araştırma geliştirme çalışmaları ile prototipin uygulanabiliyor olması, bu süreçler tasarım, konstrüksiyon, düşük güç tasarımları, yüksek güç tasarımlarının uzun yıllar, çok da uzun bir yıl olarak düşünmüyorum bunu. Bunun sebebini daha sunumumun sonuna doğru da izah edeceğim. 11 yıldan sonraki süreçte tamamen işletilebilir bir sisteme erişmek mümkün olur. Tabii önerilen turizm nest dediğimiz bu kavrama uygun sistemin kurulması şimdiden başlanırsa uzun bir süreç alması söz konusu. Evet, biraz önce bölgesel merkez demiştim ve sonra anlatacağım demiştim. Bölgesel merkezden kastım şu. Furkava'nın projelendirdiği bu bölgesel merkezde bir kere hızlandırıcılı tuz, ergimiş tuz, fisil yakıt üretme tesisleri var.
kimyasal olarak işleme, kimyasal işlem tesisleri var. Radyoaktif atık tesisleri var. Bunların hepsi son derece yüksek güvenlikli bir bölgesel merkezin içinde olmalıdır diye öneriyorlar. Ve bunlardan dünyada 5-10 tane olabilir. Her yerde değil, 5-10 tane yer. Dolayısıyla buradan gelecek olan hedef tuz fujilere dağıtılacak, sadece yakıt olarak gelen, yakıt uranyum 230 içeren yakıtın dağıtılması söz konusu. Bu güç reaktörleri istenilen boyutta olabilir, istenilen ve kullanıma yakın yerlere konuşlandırılabilirler. Çünkü burada geçecek bütün kimyasal işlemler. Burada detay olarak hafif su reaktörlerinin ne işi var diye belki ifade etmemiz gerekir. Bugünkü günümüz teknolojisinde zaten kullanılmış katı yakıtlar var. Ömürleri bitenler, çıkan atık yakıtlar, kullanılmış yakıtlar var. Dolayısıyla bunların da bu sisteme, bu kimyasal işlem tesisinden giriş yapmak üzere katılması lazım. Ve böylece bunların şu üretkenlerle birlikte ele alındığı zaman sistemi besleyecek başlangıç fisillerinin de buradan gelmesi gerekiyor. Evet, Ergümüş tuz reaktörlerin bu yüksek korunmalı bölgelerden uzaklarda, dolayısıyla güvenli kurulabilmesi böylece mümkün olabilecek. Fuji'nin çeşitli tasarımlarından bahsedelim. Uranyum 233 ile ilgili yapılmış tasarım. Bunun boyutları 200 megawatt elektrik olacak şekilde. Tabii kalbin size 450 megawatt ısıl güç sağlaması lazım. Bu sistemi size tarif etmiştim. Dolayısıyla onu tekrar sizlere aktarmıyorum. Tasarım hedefleri neler? Güç faktörünün %75 olması hali çalışılmış. Bu çalışmalarda grafit yenileme olmaksızın reaktör ömrü 30 yıl içinde çalışabilmesi hedef ve mümkünse de kendi kendine yetmesi bekleniyor. Yani üretim, fisyon, tüketim ve üretim kısmında reaktörün yeni fisyon şeylerine ihtiyacı olmasın diye. Burada çarpan, sonsuz çarpan faktörünün, grafit ve uranyum 233 atom yoğunluğu oranlarının dikkate alınması halinde Fuji U3 tasarımının hangi aralıkta yer alacağını görüyoruz. Burada yakıt düzleştirmeyi görüyoruz. Buradaki bilgileri de detaylı bilgiye ihtiyaç duyan arkadaşlarımız için de koydum. Fuji U3 boyutlarına bakarsak, bunlar nasıl bir reaktör boyutu verebiliyor? Üç ayrı kor olduğunu, kalbin üç kat tasarımlı yapıldığını görüyoruz. Birinci katta bir 16 metre çap var. Şu kalınlık 80 santim, bu kalınlık da 40 santim. Yükseklik burada 1.23 metre yükseklik var. 70 santim yükseklik farkı ve 40 santim de buradaki yükseklik farkı var. Böyle üç bölgeli. Neden? Biraz önce söyledim, yani nötron akının düzleştirilmesi için gerekli olan bölgelemeler yapılmış. Bunların grafit hacimsel oranları da birbirlerinden farklı olarak ifade ediliyor. Tasarım sonuçlarında dönüşüm oranının, bahsettiğimiz dönüşüm oranının birden çok küçük büyüklüğü var. Bire yakın bir büyüklük olduğunu görmüş oluyoruz. Burada bu tasarımın sonuçlarında bize şunu söylüyor. Diyor ki lityum, berilyum, floride, toryum floride, uranyum floride. Bu kompozisyona sahip bizim Ergümüş tuz yakıtın şu içeriklerde, ki bunlar çok önemli. Çünkü bunları değiştirdiğiniz zaman özellikler çok değişebiliyor. Bu yüzdelerde oluşturulan yakıt tuzunun için, bu içeride toryum görüyorsunuz, uranyum görüyorsunuz. Yani bu uranyum 233 olan uranyum. Bunlar ne kadar olması lazım söylediğimiz hedeflere varmak için? Şimdi birinci tabii ki LUT. LUT denilince bu toplam anlamına göre, yani sadece kalbe konulan değil de bu LUT'un içinde toplam olarak sahip olunacak miktar.
uranyum 233'ün 1 ton dolayında olduğunu görüyoruz. Bunlar hep ilk yükleme anlamına geliyor. Toryum 56.4 ton, grafitin 163 ton olduğunu görüyoruz. Burada çarpan faktörü var. Yani füsyonun bir füsyon olduktan sonra kaç tane nötron çıkıyor, kaç tane füsyonda sebep oluyor, kısaca özetleyen çarpan faktörü bu. Dönüşüm oranlarını göz atan bir grafik üzerinde de şunları görebiliyoruz. Burada 2000-4000 bunlar efektif tam güç günü. Efektif full power day. Bu 7,5 yılla karşılık geliyor. Bu 7,5 yıl çerçevesinde biz gördüğünüz gibi yakıt besleme var. Her 40 günde bir yakıt besleme var. Sonra bir kimyasal işlem tarif edilmiş. Malzeme balansına, dengesine bakacak olursak 200 megawatt elektrikli fuji için ilk yüklemede 56 ton üzerinden toryumlu alarak bu denklemi kuruyoruz. 56.4 ton toryum lazım. 1.133 ton uranyum lazım. Beslemelerin toplarsanız 5.2 ton toryum beslemesi. Burada uranyum 426 kilogram. Uranyum 233 ilave gerekiyor. Toplam miktarlar böyle. Sonuçta net olarak işin sonucuna bir bakacak olursak 4 ton toryum tükenmiş. Sadece 25 kilo uranyum 233'ün tükendiğini. Bu arada 0.70 kilogram, 1 kilogram da değil yani 0.700 gram diyeyim buna. Plütonyum ürediğini ve 4,5 kiloda minor aktinitlerin burada ifade edilen ürediğini görüyoruz. Malzeme dengesini biz eğer bir normalizasyon yaparsak yani 1 gigawatt elektrik güce yükseltirsek ne olacak? Bu yükseltme sırasında bakın Fuji U3 modelinin boiling water reaktör, kaynar sulu reaktöre göre burada bir karşılaştırması konulmuş. Yani uranyum, fisil uranyum açısından bakalım. Ne kadar gerekiyor? 7.8 ton gerekiyor. Ama kaynar sulu reaktörde bu 24.6 ton zaten. Eğer net üretime de reaktörün ömrü boyunca net üretime de bakacak olursak fisil uranyumun 0.1 ton olarak ürediğini, diğer tarafta 17.7 tonun tüketildiğini görüyoruz. Plütonyum'da 3,5 kilogram plütonyum ürüyor. Ama diğer tarafa bakarsanız 5080 kilogram zaten üremiş oluyor. Evet. Değerli hocam, bölüyorum kusura bakmayın hocam ama bir zaman hatırlatması evet. yapmak istiyorum. Sunumumuzun uzunluğunu da bildiğim evet. için söylüyorum. Zamanımızı evet. doğru kullanmak adına biraz daha sizden ricam hızlanmamız olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim. İkinci başlığa hiç geçemeyeceğim. Onu evet. sözünü vereyim. Bir dahaki toplantımız için onu ya da uygun görülen bir tarihte sunmak üzere. Çünkü kapsamlı anlatmayı tercih ettiğim için ona hiç yerim kalmadı. Onu da hazır. Onun sunusu da hazır ama ikinci başlığa geçmeyeceğim. Onun için bana vereceğiniz süre ne kadar olacak? Bir yarım saatim vardır herhalde. Bir yarım saatiniz var evet hocam ama tamam. soruları da düşünürsek biraz daha hızlandığımız gerekebilir. Teşekkür ederim tamam. hocam. Evet. Bazı miktarlar çünkü akılda çok sorun yaratıyor. Onun için onlara özen gösterdim. Devam edeyim hemen. 1 gigawatt elektrikli süper Fuji adı verilen modele bakarsak bu modelde değişen şeyler reaktörün boyutları, reaktörün çıktısı, tabii güç yoğunluğu bunlar değişiyorlar ve artıyorlar. Süper Fuji kalp tasarımını görüyorsunuz. Altıgen grafitler içinde yine ergimiş tuz yakıtın dolaştığı kanallarla beraber bunun hesaplamalarında 1 gigawattlık Fuji'nin feasible olduğu görülmüş durumda. 1 gigawatt için bunu söyleyelim. Yakıt tuzu bileşenimiz aynı.
Uranyum 233 1,5 ton lazım. Toryum 90 ton lazım. Grafit 837 ton lazım. Plütonyum kullanan bir tip var. Bu Fujipu. Tabii ilk başlangıçta fisil olarak plütonyum kullanılabilir mi şeklindeki sorunun çözümü bu. 100 megawatt elektrikli küçük bir reaktör gücü için çalışıldığında %40 ısıl verime erişilmiş durumda. Bu burada fisyon yapabilen bu plütonyumdan 0,275 ton, 275 kilo lazım. 17 ton toryum ve 167 ton grafite ihtiyacımız var. Tabii bu 1 gigawata erişmek için. 1 gigawata erişmek için bu kadar plütonyum lazım diyoruz. Nereden gelecek? Aslında arkadaşlar diyorlar ki Japonya'da zaten hafif sulu reaktörlerde, reaktör yakıtlarında toplam plütonyum miktarı şu anda 170 ton kullanılmış yakıtlarda. Zaten 170 ton var. Bunlardan 24 tane 200 megawatt elektrikli Fujipu üretilebilir. Burada Fujipu plütonyumu tüketirken diğerlerini ürettiğini de hemen ifade edelim. Evet, gelişmelere geliyorum. Bu gelişmeler için Rizvi Yoshioka'ya müracaat ettim. Kendisinin temin ettiği gelişmeleri peş peşe size hızlıca sunmak isterim. 2021-22'de ısı transferi verilerini elde etmek için şöyle bir flynet loop planlanmış durumda. Ve bu Thorium Technology Solution şirketi ergümüş tuz pompa tasarımı yapmakta. Bir diğer taraftan Ulusal Füzyon Bilim Enstitüsü'nde ETR için çok değerli olan bu freeze valve testleri, yani donma valve diyelim, testleri için bu loop'un hazırlandığını söylediler. Ergümüş tuz ısınlanma programı da takip ediliyor. Kazakistan'da Nükleer Fizik Enstitüsü ile yine Thorium Technology Solution şirketi arasında plütonyum, toryum, floride dahil olmak üzere ergümüş tuzların ışınlanması programının başlatıldığını, bir kapsülün de tasarımının bitirildiğini görüyoruz. Konuda en çok sözü geçen malzemeler grafit ve hastalayan. Bunların Japon firmaları ve üreticiler tarafından karşılanabileceğini biliyorlar. Çekya'da yakıt kullanılmış yakıtların çevrime temin edilebilmesi için bir ortak çalışma başlatılmış ve çevrim dışı yeniden işleme için de bir burada Çekya'daki bir şirket, CVR ile kısaltmasıyla ifade ettiğimiz şirketin ile işbirliği yapıldığını görüyoruz. Bir transient analiz kodu üzerinde çalışılıyor. Bu kod üzerinde çalışılırken tabii kodun diğer transient analizlere uyumlu olup olmadığı üzerinde çalışılıyor. Bu gördüğümüz pilot santral. Bu pilot santralın elektrik çıktısı 7 megawatt elektrik. İlk işe başlarken çok önemli pilot santral sahibi olmak. Çünkü bunun sayesinde birçok deneyimler elde edilecek. Yakıt tuzu, biraz önce tanıttığımız yakıt tuzu. Burada toplam olarak yakıt tuzu 4,5 metreküp olacak. Bu hem yakıtın kalbinde hem borularda hem ısı değiştiricide toplam olarak yayılan hacmin karşılığı oluyor. Tabii ki kılavuz olarak bazı guidebook'lara ihtiyacımız var. Bu iki ana düzenleyici ve kılavuz önerisi var. Bunlardan güvenlik kılavuzuyla ilgili önerilerin ilk bir kitap var. Malton Saatlerle ilgili Thomas Dolan'ın editörlüğünü yaptığı bir kitap. Orada bu konseptle ilgili önerilerde bulunuluyor. Şimdi ETR'nin iki ana kılavuza ihtiyacı var. Bu ETR güvenli tasarım kılavuzu, bir de güvenlik değerlendirmesi kılavuzu. Bu güvenli tasarım kılavuzunun Amerika'daki genel tasarım kriterlerine eşdeğer kriterler olmak üzere bunların için 93 koşul önermiş durumda şirket. Ve kazaların analiz edilmesi ve buna göre güvenlik kılavuzunun oluşturulması gerekiyor. Dış sebepli ve iç sebepli kazalar var. Toplam 40 tane kaza senaryosu üretilmiş.
Ama dönüp dolaşıp bütün bu kaza senaryoları sonunda aslında bu freeze vaatten bahsettik. Freeze vaatin fonksiyonel olması çok büyük önem taşıyor özetleyecek olursa. Ekonomisine bakalım. Mesela fujilerle ilgili. Eğer süper fuji gibi böyle 1000 megawatt elektrik söz konusu olsaydı diye yapılan hesaplama sonunda tesisin inşaat maliyetinin kilowatt elektrik başına $2000 olurdu. Bundan beri bunun çok büyük bir miktar olmayacağı söylenir, yorumlanır. Elektrik üretimi maliyetinin de kilowatt saat başına 3 sent olarak hesaplandığını görüyoruz. Tabii küçük reaktörlerde bunlar aşabilir. Evet. Son gelen güncellemek bu 3 gün önce geldi. Ben de sizlere hemen ulaştırmak istedim. Bu güncellemede en son yapılan araştırmalar hepsi özetlenmiş. Temel araştırmalar var, kavramsal tasarımlar var ve özel şirketlerin çalışmaları var. Temel araştırmalardan bir tanesi her gümüş tuzlardan uçucuların, uçucu füsyon ürünlerinin salınımının çalışılması. Hangi uçucu ürünler salınıyor? Bunların tespit edilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığını ve bu buharların, burada yazan buharların tespit edildiğini görüyoruz. Diğer bir araştırma ergümüş tuzların tabii hastalığı üzerindeki korozyon tesirlerinin araştırılması. Bu korozyon tesirleriyle ilgili detaylar burada. Bunları daha uzun uzun detaylı bir şekilde söyleyebiliriz ama malzeme ağırlıklı arkadaşlarımızın çok da bilmediği hususlar zaten değiller. Ergümüş tuz kimyası üzerine yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar özellikle sezyum ve yodla ilgili olarak bu buharların olur da bir şekilde reaktör kabından çıkarlarsa basınçları ve şeyleri ne olacak diye bir araştırma bu. Bir ergümüş tuz yeniden işleme, yakıtın yeniden işlenmesiyle ilgili bir temel araştırma görüyorsunuz. Bu elektrik gücü endüstrisinin bir merkez araştırma laboratuvarında geliştirilen sistemin yine ergümüş tuz katı atıklar için yakıtlar için yapılmış sistemin kullanılarak ergümüş tuzlarla bunun araştırılması çalışılıyor. Bir araştırmada füzyon teknolojilerinde Fleinek döngüsünün araştırılması. Bu araştırmayı Ulusal Füzyon Bilim Enstitüsü tarafından yapıldığını görüyoruz. Yeni bir tasarım var. Bu kavramsal tasarımlardan birincisi. Bu daha küçük MSR yapısından bahsediyoruz. Reaktör kalbi burada. Reaktör kalbinin bir ısı değiştirici vazifesi görüyoruz. Ortam içerisine yerleştirmiş olduğunu görüyoruz. Burada ısı transferi termodinamik çalışan arkadaşları güzel problemler var, vaat ediyor diye söylüyorum. Evet, plütonyum ve minor aktinitlerle ilgili olan bir örnek üzerinde durmuştum. Bu örneğin 2 metre çaplı 2.7 metre yükseklikteki 25 metre pus hacimli olan bir örneğinin çalışıldığını görüyorsunuz. Burada plütonyum ve transuranyum 188 ton ürünün kullanılmasından sonra bunların da kullanılarak, tüketilerek yapılmış birçok seçenekli çalışma üzerinde tasarımlar var. Bir tane tasarım da özel şirketten. Bu reaktör in reaktör şeklinde kısaca patente alınmış bir geliştirilmiş ürün. Bu ürün diğer güç reaktörlerine kapsül olarak ya da kutu olarak bırakılacak olan ergümüş tuz yakıtın bu reaktörlerin içinde ilave edilerek bir geliştirilmiş bir model olarak önerilmiş. Bunlarla ilgili makaleleri de aşağıda not etmiştim. Erişmek mümkün. İkinci bir tasarım, özel şirket tarafından sunulan tasarım. UNOMI tasarımı. UNOMI tasarımında burada ısı değiştiricileri de gördüğünüz gibi entegre edilmiş durumda. Bu kırmızı oklar ısı değiştirici, ısı transferini özetliyor.
Su değiştirici burada herhangi bir şekilde bölgelerin listelerinin içinde yok. Dolayısıyla şurası su değiştiricidir dememiz için tabii şuradaki bölgenin, bütün bir bölgelerin detayını aslında biliyoruz. Sonraki bir çalışmada konuşuruz. Bu son olarak Japonya ile ilgili olarak son sunmak istediğim şey, bu da iyi üreticilerle ilgili. Mountain Salt reaktörlerin temel elemanlarının üreticileri çok önemli. Grafit üreten şirket var. Bu şirket zaten Japonya'da ve Çin'deki yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktörler için grafit üretiyor. Bir de bakın burada kurulum aşamasında bir şirket görüyoruz. Bu bize bu geldiğimiz konunun aslında sanayideki yansılamalarının da olacağını bir delili tabii. Hastalayana bakarsak bu şirketin Mitachi Metal bunun zaten jet motorları için malzeme sağlayan bir şirket. Buradan temin edeceklerini söylüyorlar. Tuz pompa hem deneyleri hem de tasarımları bir elektrik şirketi tarafından da çalışılıyor diyelim. Bu yolculuğu bir yolculuk yapacağım demiştim. Artık Japonya'yı bitirdim ama bu hem Japonya'yla ne işim vardı hem de buraya nasıl geldiği söylemek zorundayım. Ondan ikinci konuya geçebilirim diye ümit ederek bu geçiş yolculuğunu koymuştum. Ama yolculuğun sonunda duracağım. 30 yıl önce Furukawa ile tanıştım. Ve toryum ve ergümüş tuz reaktörlerin anlam ve önemini anlamakla beraber bunun çok önemli olduğunu anlatmak da çok önemli. Dolayısıyla Furukawa bu konuda çok özverili bir insandı. 1993'te İstanbul'a geldi. Ben kendisine görüşebileceği kişilerle randevular aldım. Eşiyle beraber geldi ve önce İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'ne götürdüm. Kendi enstitüm, rahmetli hocam Hasbi Yavuz'la görüştürdüm. Onlara izah etti, anlattı. Oradan Ankara'ya gittik. Ankara Atom Enerji Kurumu'ndaki arkadaşlar Furukawa'nın sunumlarını dinlediler ama bizim böyle çalışmalarımız yok demişlerdi. Bizim çalışmalarımız devam etti ve ortak çalışmalar yaptık. Bu çalışma Los Angeles'taki çalışma adını sempozyum koymuştu Furukawa. Fakat gördüğünüz gibi bir harıl harıl bizi çalıştırdı. Hepimiz de gönüllü olarak çalıştık tabii ki, seve seve çalıştık. Bu çalışmalar sırasında geçen onunla tanışmak ve onun vefatı arasında geçen 20 yıl içinde kendi background'ından kaynaklanan yardımlarım olabilir mi diye birlikte çalıştığımızda kendisiyle makaleler yapmak, uluslararası konferanslarda bildiriler yapmak ve bazı kitaplarda bölümler yazarken ortak çalışmalar yapma şansı buldum. Hatırlayacağınız gibi Oak Ridge'in önemli bir çalışması vardı tarihsel süreçte. Fakat bu programda bir yol ayrımı yaşandı ve biz ergümüş tuzdan katı yakıtlı ve bugünkü geldiğimiz nükleer ekonomik düzeye geldik. Buradaki bütün kaynakların hepsi bir şekilde internete düştü. Burada bunları bulabilirsiniz. Bu kaynaklara erişebilirsiniz. Çünkü hepsi sisteme konuldu. Bu konuda en çok çalışan Kurt Sorensen'in 2012'deki videosuna bakarsanız böyle bir çocuk müzesinde bütün bu muazzam ergümüş tuz dokümanlarının, teknik notların, hesapların, tasarımların depolandığını görüyoruz. Onların hepsi internete konuldu. Daha sonra da daha ciddi yayınlar da yapıldı. Bugün gördüğünüz bütün ergümüş tuz reaktörü ile ilgili şirketler, çalışmaların hepsinin aslında zaten Oak Ridge'in üretmiş olduğu o kaynaklar var. Daha sonra bu Ritsu Yoshioka'nın gayretleri olmak üzere Furukawa'dan sonra yıllar yıla hep Atom Enerji Kurumu'na ergümüş tuzlarla ilgili bir toplantı olsun diye ısrarlarıyla Viyana'da bir teknik toplantı düzenlendi. Ve bu teknik toplantıya ben Japon grup arkadaşlarım tarafından davet edildim ve Türkiye'yi temsilen katılmak gibi bir vazife sahibi de oldum. Çok
mutluluk duyarak. Bu toplantının amacı ergimiş tuz reaktörlerin, teknolojinin günümüzde neler var, neler yok. Bunların hepsinin bilgi paylaşımlarıyla ilgiliydi. O arada Reşat Hocam hazırlarlar. Kendileri bu yayınlardan ötürü konuyu çalıştığımı, kendilerinin TÜBİTAK'ın Samofar projesinde gözlemci olarak bulunduklarını, görüşebilir miyiz dediklerinde ben kendimi tabii ki bir vahada bulmuş kadar çok sevindim. Demek ki başka uğraşan, ilgilenen insanlar varmış diye ilk duyumları almış olmanın verdiği mutlulukla tabii dedim. Ben toplantıdayım. O da bana o toplantıda Samofor'dan da ekipten de insanlar olduğunu, iletişim kurulabileceğini söylemişti. Ve ben de böyle işte bu o projenin yürütücüsü, o projede en çok yer alan arkadaşlarla o toplantıda bir arada olma şansını, yani toplantı benim için ikinci ve çok önemli bir açılım sağlamış oldu ki Türkiye ile irtibatı kurmuş olalım. Bu arada herkesin sunumları vardı. Kitap editörünün de başta olmak üzere. Dolayısıyla sunumlarımızı sırasıyla yaptık. Daha sonra dönüşümde de 2016 yılında da sevgili Tarık Bey'in önerisiyle benim de bayılarak katıldığım bir sözleşmeyle Samofar'dan haberdar olmuş oldum. Ve orada da gördük ki Orkun Bey ve TÜBİTAK da bu işle ilgilenmişler ve onlar da bu işin peşindeler. 2017'de TÜBİTAK Elsa'yı, Ali Bert'i ve Aksel'i toplantıya çağırdılar. Orada bilgi paylaşımımız oldu. Mutlu olduk. Ve bunun sonundaki sonuç bildirisi, Artaç Bey'in imzasıyla yayınlanan sonuç bildiri bizim için çok önemli. Benim için özellikle de çok önemli gördüğünüz gibi. Prototiplerin TÜBİTAK bünyesinde kurulması fikri ağırlık kazanarak bu konunun çalışılması niyetini gösteriyor. Sayın Nurettin Bey'in Sözcü Gazetesi'nde çıkan haberi aslında konunun artık sahiplenildiğinin çok değerli olduğunu bize belgeledi. Ve Ankara Sanayi Odası'nın bu girişimleri bizim için, bu camia için, nükleer gelecek için çok önemli. Teknoloji geliştirmek kolay bir iş değil. İki tane çok güçlü taraf var. Sektör var, sektör kullanıcılar var. Üniversiteler, özel şirketler var. Bunların arasında devletin mutlaka köprü vazifesi görmesi lazım ki bizim ETR Türkiye diye düşünüyorum tasarımı. ETR Türkiye tasarımını gerçekleştirmemiz çok kolay. Çünkü planlama yapabiliriz, koordinasyon yapabiliriz, kararlıyız, sürekliliği sağlayabiliriz. Liyakatla da bu iş devam edilebilir. Dolayısıyla ben son sözümü bu ETR Türkiye tasarımını mümkün gören TÜBİTAK, Ankara Sanayi Odası ve özel şirket olarak bu işi hemen ateşini yakmış olan FİGES'e başta olmak üzere akademisyen ve çalışmalarıyla gönül veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi biraz kapsamlı tuttuğum için de ısı değiştiricilerini sizlere daha sonra anlatmayı vaat ediyorum. Ben Orkun Bey ve Reşat Bey güzel bir konuya değiniyorlardı. Arzu ederlerse onlar başta olmak üzere sözümü bırakıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yordum mutlaka. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Bunların bir kısmı benim boyumu aşan nitelikte bilgiler. Ben nükleerci değilim ama bir sanayici olarak ülkemizin güne kadar tabu olan göre tabu olan bu alanda özel sektöründe rol alarak geleceğimizi inşa etmemiz açısından faydalı olduğuna inandığım için ben bu konuyu takip etmeye elimden geldiği kadar çalışıyorum. Çok değerli. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok olumlu, dünyanın başka yerlerinden de olumlu mesajlar bu konuyla ilgili alıyoruz. Ama dediğim gibi ben nükleerci değilim. Yani benimki kulaktan dolma bilgiler. Müsaade ederseniz hocam, ben moderatörlüğü burada bırakayım. Orkun hocam kabul ederse Orkun hocama veya Reşat hocama bırakayım. Çünkü onlar çok daha değerli şeyler
söyleyeceklerdir, soracaklardır. Ben sözü onlara bırakayım efendim. Evet, Orkun Hocam, buyurun. Ben de çok sözü uzatmak istemem esasında ama tabii geçen hafta bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki görüşmelerimizin neticelerini biraz da birkaç dakika da olsun sizlere aktarmak isterim. Bu Atom Enerjisi Ajansı da 2500 kadar kişi çalışıyor Viyana'da. Birleşmiş Milletler'e bağlı. Ve biz de ülke olarak tabii buraya üyeyiz. 30 veya 40 civarında da Türk arkadaşımız bu ajansta çalışıyor. Onların da önemli bir kısmıyla birlikte olma imkanımız oldu. Tanıştık. Bayağı orada etkili durumda olan, pozisyonda olan arkadaşlarımız da var. İkili görüşmelerimizde pek çok ülkeyle görüşme imkanımız oldu. Bunlar arasında Pakistan bilhassa özellikle işbirliği konusunda bize ilgi gösterdi. Hatta Pakistan'ın stand açılışını da bize yaptırdılar Türkiye heyeti olarak. Gene IAEA'nın Technical Committee birimiyle özel bir toplantımız oldu. Burada Türkiye ile yapılan projelerden sorumlu proje yöneticileri de vardı. Biz de Türkiye'deki gelişmelerden Enerji Bakanlığımızla birlikte bilgilendirdik. Bilhassa Akkuyu projesi ve NDK ile ilgili mevzuat çalışmalarından, ileri reaktör, molten salt reaktör çalışmalarımızdan, araştırma reaktörü çalışmalarımızdan bahsettik. Radyoizotop üretimi konusu dediğim gibi orada da gündemdeydi. Bunlar arasında gene Japonya'dan bir heyette Aktinium 225 üretimi bir alfa yayıcısı ve tümör tedavisinde kullanılan önemli bir radyoizotop. Azerbaycan heyetiyle gene görüştük. Burada da Eurotom üyeliği konusunda ve gene radyofarmasötikol üretimi konusunda işbirlikleri konuştuk. Pazartesi akşamı bizi Büyükelçimiz Ahmet Muhtar Bey misafir etti. Orada da diğer o bölgede yaşayan Türk arkadaşlarla tanışma imkanımız oldu. Gene nükleer hidrojen konusu, yani ısıdan 650-700 santigratta oluşan füsyon ısısından hidrojen ve diğer endüstriyel ısı üretimi konusu gündemdeydi. ITER vardı. ITER biliyorsunuz füsyon Fransa'daki bir, Paris'teki bir uluslararası gene bir konsorsiyum. Onlarla da görüşmeler oldu. PAEK dediğimiz gibi Pakistan Atom Enerjisi Commission, onlar da çok geniş bir heyetle katılmışlardı. Ve farklı alanlarda bilhassa uranyum üretimi, yani in situ leaching tekniğiyle uranyum üretimi yapıyorlar. Bu alanda işbirliği, radyoizotop üretimi gene konusunda işbirlikleri, PEAS'la işbirliği, Pakistan'ın gene PINSTEC ve PEAS nükleer alanda eğitim kurumları ve regülatörü kurumları. Bunlarla önemli işbirliğileri yapabileceğimiz konusunda görüş birliğine vardık ve Pakistan heyeti de oldukça bu konuda hevesliydi. Arjantin INVAP'la görüştük. Yine bu 1500 kişinin çalıştığı nükleer reaktörler yanında uydu teknolojilerinin de çalışıldığı bir kurum. Araştırma reaktörü boyutunda işbirliği yapabiliriz diye düşündük. Çünkü Avustralya'daki Opal araştırma reaktörü bu Arjantin'deki INVAP tarafından geliştirilmiş bir reaktör. Çekya ile konuştuk. Berin Hocam da bahsetti. Molten salt tuz looplarının yapımı ve testi konusunda önemli çalışmaları yapıldığı bir ülke. Bunlarla yine işbirliklerini konuştuk. Rosatom'da konuştuk. Kanada Nükleer Güvenlik Komisyonu'yla görüştük. Çünkü daha önceki toplantılarda da geçmişti. Bu ileri reaktörlerin sertifikasyonu konusunda Kanada bütün ülkeler arasında en ileri durumda. Şu an iki ileri reaktör projesini sertifiye etme sürecinde. Dolayısıyla onlar da sertifikasyon konusunda işbirliklerini konuştuk.
aklıma gelenler bu sırada bunlar. Fakat önemli tespitlerden bir tanesi, biz Hacettepe Üniversitesi olarak ve eski adıyla TAEK olarak, Türk Atom Enerjisi Kurumu olarak hep bu uluslararası kurumlara kaliteli elemanlar yetiştirmişiz. Yani bizim Türkiye'de ihtiyacımız olan arkadaşlara bakıyoruz, Amerika'da veyahut da Avrupa'da bu tür kuruluşlarda görüyoruz. Bir de bahsettiğim gibi bu Collaboration Center, bilir reaktörler, Collaboration Center Türkiye tarafından koordine edilmesi konusunda bir işbirliği görüşmesinde bulunduk. Burada IAEA'de üst seviyede çalışan Section Head veyahut da Direktör pozisyonunda olan ileri teknolojilerden sorumlu bir ekiple bu Collaboration Center'ın bir nispet detaylarını görüştük. Aşağı yukarı toplantılarımız bu şekilde geçti. Şimdi bundan sonra bunları tabii takibini yapmamız gerekiyor. Ve inşallah görüşmeler neticesinde de olumlu gelişmeler olacağını bekliyoruz. Ama detaylı sorusu olan arkadaşlar varsa ajans görüşmelerimiz hakkında daha tafsilatlı bilgi aktarabilirim. Teşekkür ederiz Orkun Bey. Bu arada Berin Hocam'a bir soru var mı acaba diye değerli katılımcılarıma da sormak istiyorum. Çünkü çift bölümünden ben henüz bir soru göremedim. Benim var kendisine. Bir kere önce teşekkür ederim Berin Hanım'a. Sağ hakikaten eskiden beri tanışıklığımız olan, birlikte birçok seyahatte de beraber olduk toplantıda. Çok değerli bilgiler verdiniz. Hakikaten Japonya'daki son gelişmeleri bilmiyorduk. Ben şahsen bilmiyordum açıkçası. Fevkalade önemli. Yani Japonya biraz Fuji'nin, Furukawa'nın ölümünden sonra biraz yavaşladı gibi düşünüyordum ama pek öyle değilmiş anladığım kadarıyla. Evet, bayağı ciddi çalışmalar var. Özellikle malzeme tabii bilimi çok önemli burada. Bir de tabii fisil madde bulabilmek önemli burada. Uranyum 233'den ile başlayarak yapmak tabii ki ideal bu tip reaktörlerde. Fakat 233'ü bulabilmek ya da üretebilmek bir problem. Şu anda elinde ciddi envanteri olan, yani yüksek miktarda stoklanmış 233'e sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri. O da hatta nasıl imha ederim diye de düşünüp duruyor onlar da bir yandan. Bunu bu tip işlerde kullanılsın diye de baskı da yapılıyor. Yani özel sektörden, özellikle Ergümüş Tuz üzerinde çalışanlar. Fakat orada bir problem var. Dolayısıyla başlangıçta zenginleştirilmiş uranyum yoluna gidilecek. Yani uranyum 235 ile ki birçok Ergümüş Tuz reaktör tasarımcısı o yola gidiyor. Evet doğru, Orenele'deki ilk reaktörün, ilk ETR'nin daha doğrusu modeli üzerine kuruyorlar yeni versiyonlarını. Grafitlik kullanıyorlar, kontrol çubukları olan sistem kuruyorlar. Fuji de öyle kurmuş. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Gerek terrestrial enerji olsun, bugün ticarileşmeye çok yakın olan, gerek Flibe enerji olsun, Kirk Sorensen'in, bunların hepsi grafiti kullanıp 7 sene sonra atmak üzere planlıyorlar. Yani yaptıkları, verdikleri bütün teknik bilgilerde 7 yıldan fazla grafit dayanmaz. Torkon da öyle aynı şeyi söylüyor. Bunu muhakkak değiştirmek lazım diyorlar. Oysa siz anlatırken 30 sene boyunca aynı grafitin kullanılacağından bahsettiniz. Tabii onların verdiği bilgiye göre bu. Evet. Bu herhalde bilemiyorum enerji aralığını, nötronların enerji aralığıyla ilgili bir mesele midir? Nükleer malzemeciler olarak belki birileri araştırıp şey yaparlarsa iyi olur. Çünkü o ciddi bir problem. Çünkü o grafit 7 sene sonra çıkara muazzam bir birikim oluyor. Radyoaktif ve bozulmuş bir grafit.
Evet. Bilmiyorum, onun hakkında bir şey söyleyebilecek misiniz Beril Hanım? Ben tabii malzeme, sizler gibi malzeme kökenli, yani nükleer malzeme kökenli değilim. Benim de sorularım her zaman bu yönde olurdu, nasıl olacağı konusunda. Furukawa kesinlikle, onların hareketleri bilirsiniz, kesinlikle bu hesaplamalarımız doğru, bu şekilde dayanıklı, bu kalabilir diye söylüyordu. Burada yapılan hesapların, şimdi teorik yapılan hesapların, kavramsal yapılan hesapların ve tasarımların bir özelliği var biliyorsunuz Reşat Bey. Bu şekilde olması gerektiği ve bu şekilde olursa daha fizil olacak, daha uygun olacak düşüncesiyle bütün tasarımların yapılması söz konusu. Şimdi ve grafitlerle ilgili Oak Ridge'den aldıkları bütün dokümanları, grafitlerle ilgili de yapılmış bütün dokümanları bir araya topluyorlar. Furukawa'nın kendi çalışmaları var, kimyacı olduğu için. Yüksek sıcaklıklarda metallerle çalışırken, sıvılarla çalışırken, grafitle de çalışmış. Yani ortamları, kapları düzenlerken. Dolayısıyla öyle bir şeyi var, deneyimi var. Ve onun ötesinde fevkalade dayanış şeklinde sözel konuşmuşluğumuz var. Onun dışında bunun hani deneyini yapmamış, hesabını yapmamış bir insan olarak sadece oradaki yaklaşımı ben aktarmış oldum. Sizin de söylediğiniz gibi. O yüzlerdir ki zaten birçok ülkede, yani tasarımcılar diyeyim, daha çok hızlı nötronlulara kaçıyorlar. Çünkü ergimiş tuz reaktörlerde grafitin ciddi bir problem olduğunu. Mesela Seaborg, Danimarkalı şirket, o da o modelle başladı. Fakat grafit problem olduğunu söyleyerek sodyum hidroksiti moderatör olarak kullanmaya başladılar. O bakımdan hani söylemek istedim, fazla da uzatmayayım ben bu konuyu başkalarına. Benim sunumlarda kullandığım görsel kısımların hepsi orijinal olarak bana iletilen görseller zaten. Ve makalelerden de aldığım, okuduğum şeyleri oraya koydum. Onun ötesinde bu tartışmaları davet edebilirim, yapabiliriz böyle bir ortamda. Arzu ederseniz, Orkun Bey de uygun görürse, iletişim kurabiliriz. Canlı canlı sorabiliriz. Yani o işleri yapabilirim ben, arzu ederseniz. Teşekkürler Reşat Hocam, Berin Hocam. Bay Saleh Sultansoy Orkun Bey'e bir şey sormuş. Ajans toplantısında hızlandırıcı sürümlü sistemler konuşuldu mu demiş. Akabinde de Orkun Bey cevap verdikten sonra Berin Hocam'a da Japonya'da AMSR çalışmaları devam ediyor mu acaba diye bir soru sormuş. Önce sözü Orkun Bey'e verelim. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Tabii çok fazla miktarda side event vardı. Yani bu bir hafta boyunca paralel pek çok oturumlar vardı. Bunlardan bir tanesinde esasında gözüme takıldı. Bu MIRA projesi var biliyorsunuz. Hani accelerator driven, hızlandırıcı tetiklenen reaktörler konusunda öyle bir side event vardı. Fakat bizim başka bir programla çakıştığı için ben katılamadım. Ama ağırlıklı olarak konuşulan bir teknoloji değildi. Fakat öyle bir yan side event gözüme takıldı. Salih Hocam. Berin Hocam. Sesinizi açabilirsiniz hocam. Tamam, açtım. Bu hızlandırıcılarla ilgili teorik olan çalışmalar tabii yapılıyor. Hızlandırıcının nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda dedim bir şey alınmış. Patent alınmış ama onca sene o patentin artık hükmü kalmamıştır diye söylemiştim. Onun dışında bu sözünü ettiğim Thorium Teknoloji Çözüm Şirketi, International Thorium Altınsal Forum'da bulunan mühendis, üniversitelerde çalışan arkadaşlar, bu foruma katılmış olan arkadaşların hepsi ayrı ayrı konuları çalışmaya devam ediyorlar. O da onlardan bir tanesi mutlaka. Hatta ben o konuyu şey yaparken CERN'le ilgili Türkiye'de hangi arkadaşlar nasıl çalışıyorlar, bu ışınlama işlemi CERN'in de bir
çalışma gruplarının alt gruplarında bir konu olarak çalışılabilir mi, çalışılamaz mı diye de bir merak edip araştırmıştım. Ama CERN'de ilgili çalışmaları bilmiyorum. Bir başka arkadaş detaylı biliyorsa oralarda da çalışılıyor olabilir. Japonya'daki kesit bu kadar. Teorik olarak hesapları var, tasarımın nasıl olacağı var. Çalışmaya devam ediyorlardı. Bir sonuç yok. Zaten gösterdim yani bunun tasarımı deney haline gelmesi etmesi en az 1 yıl, 12 yıl süren bir şey. Berin Hocam, Saleh Bey yazmış, J-Park'ta bu konu çalışılıyor demiş size. Evet, başka sorumuz var mı acaba? Evet, bir soru daha geldi. Zuhal Hanım'dan gelmiş. Son teknoloji depolamadan bahsettiniz. Acaba enerji depolama gerektiğinde sistemin çıkışının ne kadar zaman süresi için ne kadar güç üretilebiliyor gibi verebilir misiniz? Sizin anma vesileniz ile ben de gurur duyarak öğrencisi olduğumuz Hasbiyoğuz hocamı rahmetle anıyorum demiş. Sağ olsun. Hocamızın çok insanda emeği var. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir anladığım kadarıyla cevap vereyim soruyu. Güç sisteminin bir güç santralımız var. Ergümüş tuz reaktör olacak bu. Bunun gücü ne kadar olacak? Şimdi böyle başlar tasarım yaparsınız, ortaya bir elektrik güç çıkartabilirsiniz. Ama bu reaktörün kalbinde bir ısı güç var. Biz onu ısı değiştiricilerle işte ya buhar çevirmene ya gaz çevirmene çevirip onu elektriğe çevirebiliyoruz. Ama bu çevirmeyi yapmak yerine bu reaktörler proses ısısı çekmek için ya da biraz önce söylediğim hidrojen üretmek için ya da bölgesel ısıtma yapmak için gibi sebeplerle kullanılabilir. Şimdi siz o sebeplerle kullanacaksanız şöyle yapacaksınız. Benim hidrojen üretmek için şu kadar enerjiye ihtiyacım var. Bölgesel ısıtma için bu kadar enerjiye ihtiyacım var. İşte bunları toplayacaksınız. Ne kadar megawatt termal yaptı bunlar ya da elektrik yaptı. Bunun karşılığını sağlayacak %40 verimle bunu %40 artırarak diyeceksiniz ki reaktörün gücü de bu olur. Bu reaktör gücü varsa biz bütün bu çıktıları alabiliriz. Yani bunun rakamı sizin ihtiyacınızdan gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani kaç megawatt, kaç gigawatt neye ihtiyacınız var? Önce ihtiyacınızı koyup bu bilançoyu reaktör tasarımına gönderirseniz reaktörünüzün hangi güçte tasarlanması gerektiği çıkar ortaya. Yani hani 100 megawatt elektrik dediğim zaman bu bellidir. 100 megawatt elektrik dediğimiz şey 100 megawatt birim zamanda 100 megajül enerjinin üretilmesidir. Siz bunu ampul olarak kullanırsanız işte 100 wattlık ampullerden milyon tanesini yakabilirim diyeceksiniz. Güçle ilgili ya sorudan anladığım şeye göre cevap veriyorum. Umarım doğru anlamışımdır. Yazabilir kendisi bana maille de ulaşabilir arzu ederse. Hocam Zuhal Hanım demiş ki ben depolama ünitesini kastetmiştim hocam. Çok teşekkür ederim demiş. Depolama ünitesi diye bahsettiğim yer sadece şey ergümüş tuz için depolama değil de drain tank anlamında herhalde depolama ünitesini bahsediyor. O ünitenin hacmi şöyle hesaplanır. Bu hacme füsyon yapan bu bizim molten salt ergümüş tuz dolduğu zaman orası yeni bir reaktör olmaz. Kalp olmayacak. Orada füsyon olması için kritik olması lazım. Kritiklik demek nükleerde belli miktarda füsyon yapan kütle demek. Ve bunun hesabı vardır. Şu kadar kilogram bir araya gelirse orada füsyon olmaya başlar ve füsyon üremeyle enerji üremeye başlar. Siz o miktarı hesaplamış oluyorsunuz. Dolayısıyla o drain tank dediğimiz boşaltma tankının hacmi size kritik yeni bir kritik kütle oluşturmayacak miktarda maddeyi toplayacağınız kadar bir hacim sunması gerekiyor. Bir değil birkaç tali tanklar koyarak oraya kalpteki bütün akışkanın boşalmasını istiyorsanız ona göre tasarım yapabilirsiniz. Yani onun miktarının hesabı böyle yapılıyor. Teşekkürler Berin Hocam.
Efendim, sanırım başka sorumuz yok. Ben yavaş yavaş süremizi de biraz aştık. Değerli katılımcılarımızın iznini isteyeceğim. Ve kapanış için ben sözü Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Yavuz Cabbar Beyefendi'ye vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Berin Hocama, Orkun Hocama, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Nurettin Başkanım, İçişleri Bakanımızla 18-15'te bir randevusu vardı bakanlıkta. Trafikte biraz yoğun. 18'de hızlıca kalktı. Onun adına tekrar özür diliyorum. Bu faydalı oluyor bu toplantılar. Dördüncüsünü yaptık, devam edeceğiz. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Geçen hafta Arjantin Büyükelçisi'yle bir görüşmemiz olmuştu. Bu konuyu gündeme getirdik. Orkun Hocam, Arjantin Büyükelçisi bize her türlü teması kuracağını, o nükleer çalışmalarla bizi buluşturacağını söylemişti. Siz buluşmuşsunuz zaten ama biz de öyle bir girişimde buluşacağız. Bir önceki haftada Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nde bir görüşmemiz olmuştu. Onunla da aynı şeyi konuştuk. Çekya'nın büyükelçisi de benzer şekilde aynı sözü verdi. Bugün Macaristan Büyükelçiliği'nden daha önce görüştüğümüz, birkaç aydır görüştüğümüz bir konu vardı. Sanıyorum 5-6 tane Macaristan'da nükleer ve enerjiyle çalışan enstitü, şirket ve benzerilerle temas kurmuşlar. İletişim bilgilerini de bize verdiler. Onlarla yine Zoom üzerinden bir toplantıyı uygun olan bir zamanda, onların da bizim de uygun olan bir zamanımızda ortaklaşa gerçekleştireceğiz. Belki sizlerden de bu toplantıya katılmak isteyen olabilir. Belki Macaristan tarafına da sorarız. Belki sadece odayla ilk görüşme yapmak isteyebilirler. Bir taraftan biz de görüşmeleri devam ettiriyoruz. Kore Nükleer Ajansı'yla bir protokolümüz imza aşamasına geldi. Nihai taslak önümüzde, herhalde teati yoluyla imzalamış olacağız. Bu konuda da bilgi vermek istedim. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Umarım bir dahaki ay yeni güzel konularla tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben tekrar etmek istedim izin verirseniz. İkinci bir başlığımız vardı. İki ayrı konuyu bir arada sunmanın zorluğunu iletmiştim Ceyda Hanım'a. Isı değiştiricilerle ilgili kısmı bir sonraki toplantı ya da uygun görülen herhangi bir tarih de olabilir. Oraya sakladık. Hocam bunu bilginiz olsun. Bunu not ettik zaten bu gündemimizde. Ben özellikle Sadık Hocam ilk duyurular kısmında katılamadı, onu erişemedik diye. Onun duyması için bir kere daha tekrarlama ihtiyacı duydum. Kusura bakmayın hocam, size bağlantımızda bir sıkıntı olduğu için. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Efendim, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. 4. nesil nükleer reaktör teknolojileri toplantı.